Sanılanın aksine beyinle ilgili birçok yanlış inanış vardır. Bunlardan biri de beynimizin sadece %10'unu kullandığımıza dair yanlış algıdır. Bilirsiniz ki bazı iddiaların modası geçer ve çabuk unutulur. Ancak yüzyıllık geçmişi olan bu efsane nesilden nesile taşındı, dünya çapında yayıldı ve günümüzde bile doğru kabul edilen bir efsaneye dönüşmüştür. Hatta ilginçtir ki Türkiye'deki öğretmenlerin bile %50'sinin buna inandığı ortaya çıkmıştır. Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin düşündüğünüzü ve cevapladığınızı varsayarak işin aslına geçelim. Aslında herkesin hoşuna gider buna inanmak. Çünkü geriye kalan %90'ını da kullanmayı öğrendiğimizde daha zeki, başarılı ve yaratıcı olabileceğimiz umudunu barındırır. Ama ne yazık ki bu olay böyle değildir ve haliyle doğru da değildir. Aslında efsanenin kaynağı için bir değil, birden fazla kaynak vardır. Ancak aslında bunların çoğu ya yanlış bilgilere ya da yanlış alıntılara dayanıyor. İsterseniz bu sorunun cevabını iddianın kökenine inerek bulalım. Bu iddianın kökeni 1890 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma yapmakta olan bilim insanlarından William James ve Boris Sidis'in rezerve ve enerji teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre insanların günümüz beyin kapasitesi sayesinde ulaşabilecekleri en yüksek IQ derecesi olarak 250 ile 300 arası olarak tahmin edilmektedir. Ancak James ve Sidis'in düşüncesine göre insanların sadece belli bir yüzdesinin bu sınıra düşebildiğini iddia etmişlerdir. Ve araştırmalarının sonucunda şimdiye kadar yaşamış insanlar arasında ancak %3 ila %10'luk bir dilimin 250 IQ ve üzerine çıkabildiğini öne sürmüşlerdir. Ancak bu araştırmanın hatalı yorumlanması hızlıca büyük bir felakete dönüşmüştür. Ve günümüzde insanların bunu yanlış yorumlayarak zekalarının %3 ila %10 arasında kullanıldığı şeklinde değerlendirmişlerdir. Hatta daha sonra 1940'lı yıllarda Dale Carnegie bu fikri kitap satışlarını arttırmak ve okuyucuları etkilemek için kullanmış ve bu düşünceyi James'e atfederek efsanenin hızla daha geniş kitlelere yayılmasına neden olmuştur. Bildiğimiz üzere Morgan Freeman ve Scarlett Johansson'ın oynadığı 2014 yapımı Lucy isimli filmde de beynin %100'ünü kullanan kişinin tanrısal güçlere sahip olacağı iddia ediliyordu. Film sayesinde bu efsanenin popülerliği daha da artmış ve insanları bu yanlış algıya doğru daha fazla sürüklemiştir. Ancak bu inanışın sadece bir efsane olduğunu nörobilim uzmanı Bayer Stein 5 önemli argüman geliştirerek bu olaya açıklık getirmiştir. Hatta isterseniz bu argümanları maddeler şeklinde kısaca özetleyebiliriz. Klinik nörolojiden örnekler, beyin dokusunun çok azının kaybının bile ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Yapılan araştırmalar kanıtlıyor ki, beynimizde meydana gelen hasarlar, vücudumuzda ilgili noktaların işlevini kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Yani beynin sadece küçük bir kısmını kullanıyor olsaydık, pek çok beyin hasarını sorunsuz atlatabilirdik. Beynimizin kullandığı enerji epey fazladır. Sadece nefes alma ve iç organları için çalışan kısımlar bile beynin %10'undan fazlasına tekabül ediyor. Yaklaşık 1300 ile 1400 gram ağırlığıyla toplam vücut ağırlığımızın sadece %2'sini oluşturan beyin, kandaki oksijenin %20'sini harcıyor. Bu durumda çok küçük beyine sahip canlıların evrimsel olarak avantajlı olmaları gerekirdi. Ayrıca evrimsel olarak kullanılmayan organların köreldiğini biliyoruz. Eğer beynimizin %10'unu kullanıyor olsaydık, geriye kalan %90'ını vücudumuzun taşımasına gerek kalmazdı. Günümüzde pozitron emisyonlu tomografi ve fonksiyonel manyetik rezonans imgeleme gibi teknolojik gelişmeler sayesinde beynin fonksiyonlarını detaylı bir şekilde görebilme olanağına sahibiz. Beyin cerrahisi uygulamalarında beynin bölgelerine verilen elektriksel uyarılar ışığında beyinde kullanılmayan ve algı, duygu veya hareketin bulunmadığı bir alan gözlemlenmemiştir. Taramalarsa en sakin olması tahmin edilen uyku durumlarında bile beynin hala aktif olduğunu gözler önüne seriyor. Beynin %10'unun kullanıldığına yönelik efsane, beynin bir bütün olarak çalıştığı yanılgısından kaynaklanıyor. Beyin, hepsi birlikte çalışan farklı işlevlere sahip farklı bölgelerden oluşuyor. Yapılan araştırmalara göre belirli bir işleve ayrılmış bir beyin bölgesi bulunmamaktadır. Beyin, kurgulanmış bir program gibi işlem yapan, sonuç üreten bir yapı olmamakla birlikte bütüncül bir şekilde varsayılandan daha karmaşık özelliklere sahiptir. İnsan vücudunda kullanılmayan hücreler bir süre sonra dejenere oluyor.
dejenerasyonun anlamına bakacak olursak da, dokuların normal yapılarının bozulup rutin olarak yaptığı fonksiyonlarını artık yapamayacak hale gelmesidir. Bu prensip, beynimizin sadece belirli bir bölgesi kullanıldığında, geriye kalan kısımlarda bulunan hücreler için de geçerli olmalıdır. Efsanedeki gibi, beynin %90'lık kısmı kullanılmıyor olsaydı, büyük bir kısmı henüz ölmeden yok olurdu. Yani gerçek şu ki, beynimizin hepsini kullanıyoruz. Bilindiği gibi, beynin görevi vücudu yönetmektir. Yani insan beyninin işlevlerinden bazıları bilinçli bir şekilde yönetilebilirken, bazıları tamamen irade dışında gerçekleşir. Örneğin, kolumuzu ya da bacağımızı oynatmaya bilinçli bir şekilde karar verebiliriz. Fakat yediğimiz yemekleri sindirmek için sindirim enzimlerinin salgılanması ya da kalbin vücuda kan pompalanması tamamen irade dışıdır. Görüntüleme teknolojisi kullanarak beyin üzerinde inceleme yapan araştırmacılar da bulgularıyla bunu ispatlamış durumdadır. Katılımcılardan hiçbir şey düşünmemeleri istenen durumlarda bile aktivite dalgaları beynin tamamında görüntülenebiliyor. %10 efsanesini çürüten diğer kanıtlarsa beyin hasarlı hastalar üzerinden yapılan çalışmalardan geliyor. Beyinleri hasar gören ya da beyinlerinin bir kısmı alınıp da yaşamlarına normal biçimde devam eden insanlar da vardır. Bunun sebebi beynin telafi etme ve faaliyeti geriye kalan hangi kısmını yürüteceğini belirleme özelliğine sahip olmasıdır. Bu konuyu araştırırken evrim ağacının hoşuma giden bir tespitiyle noktalamak istiyorum. Matematikte yüzde kavramı bir bütünün parçalarını tanımlamak için kullanılır. Yani %10 kalıbı 100 birimlik bir bütünün 10 birimlik bir kısmına işaret eder. Burada şu soru sorulmalıdır. İnsanlar beyinlerinin %10'unu kullandığını iddia ediyorlarsa bu %100 neye göre ve kim tarafından belirlenmiştir? Yani bizim sözde %10'luk zekamız veya beyin kullanımımız hangi %100'e göre belirlenmiştir? Böyle bir bütün bulunmamaktadır. Çünkü insan zekasıyla kıyaslayabileceğimiz herhangi bir zeka formu tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Peki ya madem bu algı bir yanlış anlaşılmadan ibaret, o zaman biz nasıl beyin kapasitemizi ölçebiliriz ya da ölçebilir miyiz? Oldukça karmaşık görünen insan zekası, geçmişten günümüze kadar sürekli araştırılan konuların başında geliyor. Zihin becerilerinin araştırılması sonucu, zekanın farklı alanlarını ölçmeye yönelik testler günümüzde kullanılıyor. Mantıksal, bilişsel becerileri ölçen zeka testleri en yaygın olarak kullanılan tür olup IQ testleri olarak adlandırılıyor. Testlerin gerçekten anlamlı olup olmadığı bir taraftan tartışılırken, yapılan uzun süreli takip çalışmaları bazı değişkenlerle IQ puanlarının kesin bağlantılı olduğunu gösteriyor. IQ puanları yükseldikçe genel sağlık durumu, eğitimsel kazanımlar, yaşama süresinin uzunluğu ve hatta yaşam doyum düzeyi de artıyor. Tersine IQ puanı düşük çocukların ise ileri yaşta işsizlik, eğitimden yararlanmama, okulu terk etme, evlilik dışı çocuk sahibi olma, suç işleme ve sigara kullanımı gibi olumsuz durumlarla karşılaşmaları söz konusu olabiliyor. Bu nedenle günümüzde zekanın daha iyi bir hale getirilmesi önemli bir hedef haline gelmiştir. Araştırmalar sonucundaki bu puanlara değinecek olursak da 76 ile 90 arasındaki kişilerin sınır zekalı, 91 ile 110 arasındaki kişilerin ise normal zekalı oldukları tespit edilmiştir. Ve yapılan bir diğer çalışmalarda ise ülkelerin ortalama IQ derecelerine bakılmış ve bizim ülkemiz 90 IQ ortalamasıyla dünyada 39. sıradadır. Bu videomuzla birlikte beyinle ilgili bilgileri doğru bir şekilde öğrenmiş olduk. Peki siz bu bilgileri öğrenmeden önce beynimizin yüzde kaçını kullandığımızı sanıyordunuz? Veya siz de bu yüzdelik olayına inanıyor muydunuz? Cevaplarınızı merakla yorumlarda bekliyorum.